Merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Değerli arkadaşlar bu videonun konusu dünyada neler oluyor? Hala İsrail vahşeti birinci gündem. İsrail İran'a bu gece saldıracak mı? Ki her gün bu konuşuluyor. Şu an Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Emirates uçakları İran'a olan uçuşlarını durdurdu. Amerika e, Netanyahu Savunma Bakanı Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderecekti. Planı onaylamazsan göndermiyorum şeklinde bir açıklaması olmuş. Dolayısıyla bir saldırı bekleniyor. E, saldırıyla ilgili detayları dünden bugüne olan farklı gelişmeleri anlatacağım. Avrupa Parlamentosunda e, ciddi anlamda tartışma çıktı İsrail ile ilgili İsrail Lübnan'a girişiyle ilgili farklı sesler yükseldi. Avrupa bu noktada kafa karışık birbirine girdi adeta. Ve CIA başkanından bir açıklama var. Kontro, e, mevcut durum bölgesel olaraktan bir savaşa eğilimli. Kontrolü kaybedebiliriz diyor. Dolayısıyla dünyada her anlamda aslında bir kontrol kaybetme korkusu başladı. Sosyal medyada gençlerin kontrolünü kaybedebiliriz. Toplumun kontrolünü kaybedebiliriz. Savaşın kontrolünü kaybedebiliriz gibi artık anneler ve babalar da evlatları üzerinde kontrolü kaybedebiliriz gibi çok kullanılan bu dönemde bir kontrol kaybedilebilir çok kullanılan bir kavram. Gerçekten de dünyada büyük bir değişim var. Bu değişimde birçok ülkenin ne olup bittiğini algılayamıyor. Sadece jeopolitika ve ekonomi üzerinden bunu okumak çok da doğru değil. Değerli arkadaşlar, Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump diyor ki göçmenler diyor ülkeye kötügen getiriyorlar diyor. Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Bu aşırı nefret içeriyor şeklinde. Yani kim olduğu belli olmayan göçmenler. Geçmişte de istihbarat başkanı. Özellikle cumhuriyetçilerin açıklamaları var göçmenlerle ilgili. Ülkeye kimin girdiğini bilmiyoruz. İŞİD mi girdi? Başka terör örgütü mü girdi? Yarın bir gün ne olur? Amerika'nın içe terör eylemleri olur mu? Endişeler var. Amerika Birleşik şirketlerinde bugün yapılan bir ankette katılımcıların dörtte 3'ü yani yüzde 5 Kasım seçimleri sonrasında siyasal şiddet bekliyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Elon Musk, dünyanın en zengin adamı, Tucker Carlson'la, bu da cumhuriyetçi bir gazeteci, bir röportaj yapıyor. Röportajda diyor ki, zenginlerin diyor, demokratları desteklemedeki temel nedeni Epstein dosyalarında isimleri var. Bunun açığa çıkmasından korkuyorlar. Çünkü Trump, eğer seçilirsem bu listede kim olduğunu açıklayacaktım diyor. Elon Musk, bilgi içinde olduğunu söylüyor listede. Epstein davası neydi? hapishanede intihar ettiği bir ortadan kaldırdılar. Pedofili, Amerika'nın birçok ünlüsünün içinde yer aldığı e, şeytana tapanlar bir kız çocuklarına musallat olmuşlar. Trump ben bunu açıklayacağım diyor. Daha önce açıklama yapmış zaten. Elon Musk diyor ki bunu niye açıklamıyorlar? Bu kadar önemli bir konu. Buna da şaşırıyorum diyor. Elon Musk ayrıca dinin diyor toplumsal e, dine karşı savaş açıyor bunlar. Dinin toplumsal hayattan çıkmaması lazım diyor böyle bir ahlaki değer katıyı toplumu bir arada tutuyor diyor. Avrupa için de diyor, çok ciddi bir nüfus kaybı var. Sanayi, yani Avrupa'nın ekonomisi için, Avrupa'nın teknolojik gelişimi için, Avrupa'nın var olması için bunun durdurulması gerek. Şeklinde bir değerlendirme yapıyor. Ayrıca bu son seçim diyor. Eğer bu seçim, Trump kaybederse bir daha seçim olmaz. Diyor. Bunun nedeni, salınacak eyaletler var. 7 tane Amerika Birleşik Devletleri'nde, 20 binler oy farkıyla biri kazanıyor ya da kaybediyor. Buralara göçmenleri yerleştirecekler. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri saflar net ayrılmış değerli arkadaşlar bu 7 eyalet dışında. Texas katı cumhuriyetçi hiç alma şansı yok. Demokratların işte Kaliforniya, New York'ta katı demokratlar bunların alma şansı yok. Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi bir iç göçte var. Yani cumhuriyetçiler kendi eyaletine, demokratlar da kendi eyaletine doğru bir panik var. Kasırga tartışmaları devam ediyor. Joe Biden kasırga ya kasırgadaki felaket yardımı denetlemek için, görmek için Almanya'da 12 Ekim'de bir toplantı vardı. Ukrayna'ya yardım toplantısı. Oraya gitmeyeceğim diyor. Angola'ya da seyahat edecektim. Oraya da gitmeyeceğim şeklinde açıklaması var. İsrail Dışişleri Bakanı yarın Pentagon'da Amerika Beşikleri Savunma Bakanı ile görüşecekti. Ama Netanyahu e, biraz önce bir açıklama yapmış, Joe Biden e, İran'a saldırı planımızı onaylamadan göndermeyeceğim şeklinde. Sosyal medyada gördüm, ne kadar doğru bundan emin değilim. Değerli arkadaşlar, Amerikalılar Çinlerle Rusları ayırabilir miyiz diye tartışıyorlar. Geçmişte Sovyetler Birliği'nde Birliği ile Birliği Çin'i ayırmıştık 1971'de. Çin Amerikan tarafına geçtikken ayırır mıyız, bunları birbirine düşürür müyüz şeklinde değerlendirmeler yapıyorlar gördüğüm kadarıyla. Çin lideri Mao, komünist lider 1949'da Sovyetler Birliği'ne gidiyor. iki ay kalıyor. Stalin'le görüşüyor. 1950'de bir anlaşma yapıyorlar. Ama Stalin'den sonra Khrushchev geliyor. Çin onlar kötü komünist yüklen, yükleniyorlar. İdeolojik olarak ayrışıyorlar. Ve 1969 yılında da bir sınır savaş çıkıyor. Çin'le ile Sovyetler Birliği arasında. Bunu da bir 10 sene falan önce çözdüler. Bu kez bunu yeniden ayırabilir miyiz? Çin'i en azından safımıza çekebilir miyiz? Rusya-Çin bağları ne kadar güçlü diye kendi alanında tartışıyorlar. Bana göre biraz zor. Nedeni de şu. Sovyetler Birliği döneminde ideoloji hakimdi. Yani Çin, Sovyetler Birliği, Mao, Stalin döneminde ideoloji var. Şimdi ideoloji yok. Pragmatist menfaat ilişkileri var. Mesela Çin ve Rusya donanmaları bugün Pasifik'te ortak tatbikat yapıyorlardı. Geçmişte Sovyetler Birliği Çin'e teknolojik ve ekonomik yardım yapıyordu ama şimdi birbirini destekliyorlar. Çin'in ciddi anlamda petrol doğalgaz ihtiyacı var, maden ihtiyacı var. Bunu Rusya'dan karşılıyor. Ayrıca Rusya'ya çok ciddi mal satıyor. Çin'in Batı bir mücadelesi var. Karasını kontrol altında, barışçıl bir ülkede tutmak istiyor. 40 kere görüştü. Putinle Xi Jinping 2012'den beri tam bir stratejik ortaklık anlaşması var şeklinde. Bunu biraz zor yapacaklarını düşünüyorum bu kez. Çünkü Çin'in de Rusya'nın iddiası çok kutuplu. Ben bir gücüm diyor. Geçmişte Çin'in böyle bir iddiası yoktu. Çin 1980'de batıya doğru açılırken batının beklentisi neydi? Çin batı demokrasisini görür, zenginleşir. O da demokrasiye geçer. Batı entegre olurdu. Ama Çin batı demokrasisini gördü. Dünya Ticaret Örgütü'ne 2001'de girdi. Zenginleşti. Daha da keskinleşti. Dolayısıyla Beklentileri olmadı. Şimdi de olacağını zannetmiyorum. Değerli arkadaşlar, Güney Kore liderinin bir iddiası var. Diyor ki Kuzey Kore diyor Ukrayna'ya asker gönderecek. Hatta da göndermiş de olabilir diyor. İşte şu çatışmada diyor Ukraynalılar beyan etti. Bir Kuzey Koreli askerin e, Rus tarafında savaşan cesetiyle karşılaştılar şeklinde. E, Lavrov da biraz sonra değineceğim. Diyor ki e, Ukrayna özel kuvvetleri Suriye'de diyor. HTŞ ya İdlib'de bulunan bir e, örgütü bunlar eğitiyor, silahlandırıyor. insansız hava araçlarıyla donatıyorlar Amerika Birleşik Devletleri ile beraber. Suriye'de ciddi bir yerinden kalkışma gündeme gelebilir diyor. Karşılıklı Rusya e, Ukrayna'yı suçluyor. Güney Kore, Kuzey Kore'yi suçluyor. Kuzey Kore de denizaltı inşasına başlamış. Amerika İstihbaratı'ndan bir açıklama vardı. Yeniden bir Kore savaşı mümkün şeklinde. Değerli arkadaşlar Amerika İstihbaratı'nda yine bugün bir açıklama vardı. Amerikan seçimleri ne diyor? Dış devlet müdahilliği var. Ruslar müdahale, Çinler müdahale, İranlar müdahale, Kübalılar müdahale. Çinliler kimin seçileceği noktasında yani Trump mı Kamala Harris mi dediğinde tarafsız. Ama Ruslar Trump istiyor. İranlılar Kamala Harris istiyor. Küba'da kendi menfaatinde seçim, yanlış seçim prosedürü yayınlayaraktan vatandaşlarımızı kafası karıştırıyor. Bugün de çok ciddi bir olay diyor. Yine bugün bir haber vardı. Amerika Birleşik su ve atık su şirketine 14 milyon kişiyi su su ile ilişkide bir siber saldırı olmuş. Şirket bir zarar henüz bir şey yok ama ne olduğunu anlayamadık diyor. Birkaç gün önce de biliyorsunuz Amerikan iletişim hatlarına siber saldırı vardı. Arka planda siber saldırı son sürat devam ediyor değerli arkadaşlar. Ukrayna'da NATO Genel Sekreterinin bir açıklaması var. Ukrayna savaşın başladığından bugüne bu kış en kötü kış olacak Ukrayna için diyor. Niye? Borel, Josep Borel bugün bir açıklama yaptı. Diyor ki biz Ukrayna'ya silah vermezsek 15 günde bu savaş biter ama Putin kazanır diyor. Macaristan Maliye Bakanı da bir açıklama yaptı. G20, G7 ülkeleri 50 milyar dolar yardım yapma kararı alıyor Ukrayna'ya. Avrupa Birliği de 20 milyar yapacakmış kendi payına düşelim. Biz bunu imzalamayacağız diyor. Seçim sonuna kadar. Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını bir görelim bakalım şeklinde. Dolayısıyla Ukrayna için yoğun tartışmalar var. Asıl tartışma 12 Ekim'de Almanya'da olacak. Ukrayna'ya yardım noktasında ve Ukrayna uzun menzilli füzelerin Rusya'ya karşı kullanım izini istiyor. Bir haber vardı ne kadar doğru bilemiyorum ama Putin Soçi'deki balıkhanesine İHA saldırısı korkusu nedeniyle gidemiyor şeklinde. Bir batı istihbarat kolpasını onu bilemiyorum. Değerli arkadaşlar, Amerikan İstihbaratı ne diyor? Rusya, İran, Çin, Küba bizim seçime müdahil oluyor. Diyor. İngiliz İstihbarat Başkanı MI15, iç İstihbarat Başkanı'nın bugün bir açıklaması var. Rusya ve İran diyor, çok ciddi gasp, şey pardon, adam kaçırma, suikast ve kundaklama eylemleri yapıyor. Daha şeyleri arttı. Ben de istihbarat başkanı olduğum olarak böyle bir tehdit görmedim diyor. Ukrayna savaşı nedeniyle Rus gidip diplomatları Ukrayna casusu diye, cas, şey Rus casusu diye bir sınır dışı ettik. Olaylar ondan sonra başladı diyor. İngiltere ciddi risk altında diyor. Şimdi hemen bu iki istihbarat başkanının açıklamasına bakalım. İkisi de İran ve Rusya'yı birinci derecede hedefe koyuyorlar. Acaba diyorum ben kendi halklarını İran ve Rusya'ya karşı hazırlıyorlar mı? Yani sürekli bir düşman şeyi mi ortaya koyuyorlar? İngiltere İstihbarat Başkanı diyor ki biz de şu an 43 saldırıyı önledik diyor. Kamuoyunu açıklamadık. DAEŞ'te diyor. Fırsat kolluyor diyor. E DAEŞ Afrika'da DAEŞ Afganistan'da DAEŞ e, Suriye'de, Irak'ta her tarafta var. Ne bir DAEŞ'miş bu da. Yani insan böyle demeden de yapamıyor tabii bunu. Değerli arkadaşlar e, Nijerya Petrol ve petrol ürünlerini bundan sonra kendi yerel para birimiyle yapacağını duyurdu. Sosyal medyada gördüm. Bu ne anlama geliyor? Nijerya dünyanın 6. büyük petrol üreticisi. Amerika Birleşik Devletleri'nin parasının, dolarının rezerv olması statüsünün temel nedenine dünya ticareti ve ağırlıklı petrol ticaretinin dolarla dönmesi. Bu çok ciddi bir adım. Çünkü geçmişte ise bahsetmiştim. Suudi Arabistan'da önümüzdeki dönemde Şangay enerji borçasına Yuan'la Petro satabilir bu açıklamayı yapmıştı. Dolayısıyla süreç daha da hızlanıyor. Bu nedenle Afrika'da çok sık DEAŞ saldırıları göreceğiz. Nijerya'da da önümüzdeki dönemde görürsek hiç şaşırmayız. Çünkü Trump'ın söylediği DAESH'i Clinton ve Obama kurdu şeklinde bir açıklaması vardı. DEAŞ'in Lübnan'da da olduğu Hizbullah'a karşı Lübnan'da da savaştığına dair iddialar var. Ne kadar doğru onu bilemiyoruz ama kullanışlı bir aparat, istihbarat aparatı olarak da ortaya çıkıyor. Ne kadar Batı düşmanları varsa veyahut da Batı'nın hedefe koydukları varsa DAEŞ de onlara hedefe koyuyor. Sözde Müslüman görünüşe göre. Değerli arkadaşlar, şimdi İsrail İran'a ne yapacak? Temel şey bu. Burada şıklardan bahsetmiştim. Bir, petrol tesislerine saldırabilir. İki, İran'ın itibarını düşürmek için İran'da bir devrim, halk hareketi başlataraktan devrim muhafızlarını iktidardan indirmek için e, in, Cumhurbaşkanlığı ofislerini direkt hedef alabilir. İtibar suikastı. E, Şah Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza İsrail desteğini açıkladı. Yahudi Kongresi'nde konuşturdular. Onu İran kralı diye alkışladılar. New York Times'ta e çıkan bir haber var bugün. İsrail diyor, İran'ın istihbarat ofislerine ve bazı askeri karargahları vurabilir diyor. Değerli arkadaşlar, petrol vurabilir mi? Çünkü eğer petrol testlerini vurursa, ki İran şu an tank, petrol tankerlerini uzaklaştırdı. Aynı şekilde savaş gemilerini de belli yerlere çekiyor şu an hızlı bir şekilde. Petrol vurursa ortalık karışır. Niye karışır? Çünkü Amerika Beşikleri seçime gidiyor. Seçim öncesi petrol fiyatlarının yükselmesi Kamala Harris'i direkt saltışı bırakabilir. Yani seçimi kaybedebilir. İki, Çin önemli ölçüde petrol ithalatını İran'dan ve Körfez'den yapıyor. İran'dan bir yetkinin daha önce açıklaması vardı. Eğer bizim petrol testlerimizi vurursanız biz de e, Körfez'i vururuz şeklinde ve Körfez'i vurmasına gerek yok. Hürmüz Boğazı'nı kapattığında Çin'de yandım anam diye bağırır, Amerika Birleşik Devletleri'nde yandım anam diye bağırır. Dolayısıyla Joe Biden neden ya onun saldırı planını onay vermediğine göre acaba burayı mı hedefliyor? Amerika Birleşik böyle bir şey istemez, Çin de istemez. İsrail'in Hayfa Limanı'nı zaten Çinliler işletiyor şu an. Petrol fiyatlarının 100 dolara çıkması ne demek dünya için? Her ne kadar şu an dünya genelinde üretim düştü, petrola talep azaldı. OPEC ülkelerinin de ciddi rezervleri var ama Sonuçta OPEC Aralık ayında petrol arzını artıracak. Bu, bu ihtimal Netanyahu zorlar ama izin alamayabilir. B şıkkı İran'da iktidar değişikliği buna izin alma ihtimali daha yüksek. Bu durumda da İran'da bir iç kargaşa bu buz etkiler bahsetmiştim. Çıkartmayı denerler. Fakat değerli arkadaşlar İran'da halkta silah yok. Silah devrim muhafızlarında. Devrim muhafızları da acımasızlık. Katleder halkı yani çok ciddi sıkıntılar çıkar. İnsan, yeni bir insani dram çıkar orada. İran dış işleri... ha bir de bir de eğer şöyle Amerika'nın bastırmasıyla bugün CIA başkanının yapmış olduğu açıklamada bu saldırılar kontrol dışına çıkabilir diyor. Amerika'nın neden ya ya bastırmasıyla ya sen de işte bir istihbarat karargahı var, bir iki askeri karargahı vur. İran'ın misilleme yapmasını engelle. Çünkü İran açıklama yaptı ağır misilleme yaparız. İran şimdi misilleme yaparsa neden ya ne yapacak? Bir de hemen saldırı bekliyordu İsrail'den dünya. Olmadı. Bu gece bekliyorlar bakalım. Zannetmiyorum yine de ama bakacağız. Şöyle bir iddia var Amerika Şifreleri'nde. İran yerin altında nükleer deneme yaptı. Bu nedenle İsrail korktu. 4.5 şiddetinde bir deprem meydana gelmiş bir eyalette. Heritage Foundation yani Heritage Vakfı var. Amerika Birleşik de, Trump'ın destekçilerinden. Bunlar İran'ın nükleer üretiminin bir yıl değil, o iki haftalık sürede bu iş olur şeklinde açıklamaları vardı. Arkasından İran'daki bu deprem o bölgede yer altında nükleer denedi İran şeklinde. Batı'da bir şüphe oluştu. Tabii ki bunlar genelde sosyal medyada olan iddialar. Dolayısıyla Netanyahu korktu diyorlar. Eğer inanırlarsa nükleer tesis olduğuna saldıramazlar. Ama ben zannetmiyorum. İran'ın böyle kısa sürede nükleer silah üretebileceğini üretirse de şaşırmam. O da ayrı bir şey. Dolayısıyla nükleer testlerini bombalamak eskiden beri istiyor zaten. Geçmişte Amerika Beşiktaşları ile ta Hamas, İsrail olayından önce, savaşından önce bir İsrail'le tatbikat yapmışlardı. İran nükleer testlerini vurmaya yönelik Amerika ile İsrail ortak yapmıştı. İran Dışişleri Bakanı Suudi Arabistan'a gidecek. Körfez ülkelerinde ziyaret edecek. Ayrı ayrı. Mümkün olduğu kadar diyor. Aramızdaki itirafları çözelim. Beraber gidelim. Ticaret yapalım. Birbirimizi destekleyelim şeklinde. Bu bir musibet, bir nasihatte de iyidir misali. İran'a ne kadar bunu anlatsan anlamakta zorlanıyordu ama şu an mecbur kaldı ihtiyaç duyduğu için Körfez'de e, arayışta bu önemli bir olay. iyi de bir gelişme aynı zamanda. Çünkü hep baştan beri söylüyorum değerli arkadaşlar. Bölge ülkeleri kendi arasında gelip birlik olmadığı müddetçe, problemler burada çözülmediği müddetçe dışarıdan bir sömürgeci güç daima gelir. Avrupa'ya bakın 27 ülke bir araya geldi Avrupa Birliği'ni kurdu. Ta bunun öncesi 1815 Viyana Kongresi'ne dayanır. Viyana Kongresi'nde Avrupalılar ne yapıyor? Ya net birbirimize savaşıyor. Bir araya gelip dünya büyük sömürge faaliyetlerine başlayalım diye. Napolyon İngilizinden sonra, yenilgisinden sonra Fransızlar da buna katıldı. Ve o gündür bugünler Avrupa dünyanın başına bela. Ondan önce de başladı ama ana şey orada. Dolayısıyla kendi aralarındaki bölüşüm savaşı yaşadılar Avrupa. Şimdi Gökfez ülkeleri bir entegrasyon kurabilir mi? Mümkün mü? Teorik olarak evet, pratikte zor ama imkansız diye bir şey yok. Bu süreç oraya evleneceğini düşünüyorum. Avrupa'da çok farklı ırk var. Fransız var, İtalyanlı var, Almanı var, Portekizli var, Norveçli var filan. Sonuçta hepsi Hristiyan ama Araplar hepsi hem Müslüman hem de Arap. E, Türkiye ve İran bunun dışında. Dolayısıyla Aga Plan'daki çalışmaların bunu sağlamaya yönelik olduğunu görüyorum. İsrail'in e, şu anki vahşeti de buna hizmet etti. Bugün Hamas'tan bir açıklama vardı. Hamas diyor, e, İsrail'in gerçek yüzünü dünyaya gösterdi. Orta Doğu'da demokrasi ülkesi, insan hakları, özgürlük filan diye Batı'da tanıtılıyordu. Ama İsrail'in soykırımcı ve işgalci olduğunu artık dünya gördü. Bölgedeki tüm ülkeler buna karşı önlemini alıyor şeklinde bir açıklamaları vardı. Değerli arkadaşlar, önümüzdeki dönem İsrail'in Netanyahu'nun kendi geleceği için, siyasal geleceği, aynı zamanda kendi dini arkasındaki mesajçilerin inancı gereği İran'ı bir savaşın içine çekmek istediği görülüyor. Fakat Amerika izin vermiyor. Yalnız şöyle bir olay var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ekim sürprizi diye bir kavram var. Genelde seçimler Kasım'da yapılıyor. Kasım'dan önceki ayda herkes elindeki son kozu oynuyor. Bir sürü açık ortaya çıkıyor karşılıklı. Demokratlar, cumhuriyetçiler, cumhuriyetçiler, demokratların işte Reagan seçiminde de hemen Reagan şey Bush seçiminde de alkol araba kullandığı bir şey çıkartıyorlar. İr, e, e, Dehine pazarlığı Reagan'la İran'la onu ortaya çıkartıyorlar. Şu an Amerikalılar nefesini tutmuş bunu bekliyor. Acaba neyi çıkacak? Bu seçimi etkiler mi? Bilemiyorum tabii nasıl. Neyin çıkacağına bağlı olarak da ben de diyorum ki Trump'ın geçmişte bir söylediği bir şey vardı. Joe Biden hükümeti seçimi ertelemek için savaş çıkartır şeklinde. Acaba ekim sürprizi bu mu? Şu an neyi planlıyor? Çünkü Beyaz Saray'dan açıklama var. Hala bir planlama yani İsrail görüşme yapıyoruz. Hala karar verilmedi diye. Burada benim gördüğüm seçim öncesi bölgede bir savaş ABD istemez. Ama içerideki derin yapı tamamen seçimi iptal edip Amerika'ya da darbe yapacaksa bu savaş böyle bir savaşı ister. Böyle bir savaş bizi ilgilendirir mi? Evet. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, İsrail İsrail durumu yapıldı. Yani geçmiş Cumhurbaşkanının bir sonraki hedef Türkiye açıklamasından sonra e, muhalefet ne oluyor açıklayın bakalım demişti. 10 yıl gizli kalacak bu görüşmeler. Kapılar kilitlendi. Oturum içeride yapıldı. Ne konuştular bilemiyoruz. Ama 3 aşağı 5 yukarı İsrail'in dinci tarafının, mesihçi, mesihçilerin ki büyük çoğunluğu öyle bir vaat edilmiş topraklar projesi var. Büyük İsrail projesi var. Burada da Fırat lirası zaten bayrakları Fırat'la Türkiye'den geçiyor malum. Bir talepleri var fırsat bulduklarında. Ama ne yapacaklar? Bu noktada hep söylüyorum iç kargaşa içeride ve PKK'yı kullanacaklar. Mümkün değil İsrail'in Türkiye'ye yönelik bir saldırı yapması şu an. Böyle bir şey için dünya savaşı neden olur? Bunu zaten söylüyorum. Bu ne Çin'in işine gelir, ne Rusya'nın işine gelir, ne Amerika'nın, hele Avrupa'nın hiç işine gelmez. Dolayısıyla şu an böyle bir şey ben beklemiyorum. PKK olur mu? Evet elbette ki. Amerika Meşrifleri Irak'tan askerlerini çekmeye için anlaştı ama ee, muhtemelen de Kuzey Irak'a çekecekler. Irak'tan çektik, aha buraya çektik. Bunlarla anlaştık şeklinde. Çünkü Trump geldiğinde olay belki değişebilir ama İsrail'in güvenliğini hepsi bağlı izliyor. Trump da Joe Biden da Kamala Harris de ben daha çok İsrailciyim şeklinde açıklamalar yapıyor. Gidiyorlar İsrail'in anma gününde 7 Ekim'in e, hanlarla beraber ağlar gibi dua ediyorlar. Dolayısıyla e, önümüzdeki dönemde kimin seçilirse seçilse uzanan politikalarda bir nüans farkı ortaya çıkar. Trump seçilirse kesinlikle İran nükleer testlerini bombalar. Ama Amerikan askerlerini de geri çekmeyi düşünür. Şimdi Irak, Suriye'de denklem değişiyor. Hizbullah, Lübnan savaşı nedeniyle, bu arada bugün Hizbullah yine 105 tane roket fırlatmış İsrail'e. İran İr, İsrail, Lübnan'ı bombalamaya devam ediyor. Belli bölgeleri askeri bölgeyle Celiliye'de. Değerli arkadaşlar, Hizbullah mecburen Lübnan'a doğru Suriye'den savaşçılarını çekiyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un da Ukrayna Özel Kuvvetleri İdlib'de bulunan HTŞ militanlarını eğitiyor, silahlandırıyor şeklinde açıklaması. Suriye'de bir bu dönemde Lübnan'daki gelişmenin seyrine göre bir hareketleme gündeme gelebilir. İran kendi derdinde denklem dışı kalma ihtimali yüksek. Mecburen Türkiye ve Rusya neredeyse onu yapacak. Amerika Birleşikleri bir eğer Türkiye'ye bir operasyon olacaksa oradan olur. Çünkü Amerika Birleşikleri kendinden doğrudan bir şey yapmaz. Vekaletler üzerine gider. İran'a da hiçbir zaman doğrudan bir şey yapmıyor. Irak'taki İran güçlerine, Suriye'deki, Lübnan'daki, değişik yerlerdeki güçlerine, Yemen'deki operasyon yapıyor. Vekaletlere operasyon çekiyor. Asalete değil. Ama şimdi İsrail geldi asalete dayandı. Ve çok kritik günler yaşıyor şu anda. Dolayısıyla şimdi Lübnan'da Hizbullah bitti filan diye batıda yaklaşımlar var. Değerli arkadaşlar, Hizbullah Lübnan'ın hücrelerine kadar girmiş. O kadar ziyaret etmiş ki Lübnan ordusunun içinde, Lübnan kamu kurumunun içinde, Lübnan devletinin içinde, Lübnan halkının içinde. O kadar bu iş kolay olacağını ben zannetmiyorum. İsrail'in muhalefet lideri Lapid Lübnan için yeni bir başlangıç olur diyor. En azından şu an bitmiş işlemeyen bir devlet var. Hizbullah'tan arındırılan Lübnan'da yeni bir hükümet kurulur, yeni bir cumhurbaşkanı seçilir, Batı'ya entegredir, yardım alır. Bir açıklamaları yapıyor. Teorik olarak tam doğru. Pratikte bu çok zor. Çünkü Lübnan üstünde birçok farklı hesaplar da var. De, e, Avrupa Parlamentosu'nda bir Lübnan toplantısı yapıldı. Toplantıda e, Macron'un söylemleri tartışıldı. Joseph Borrell, Avrupa Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi, İsrail'e silah satışının sınırlanması gerektiğini söyledi. Malum Macron Macron İsrail'e silah satışı yasaklansın açıklaması vardı. Borrell evet biz bunu destekliyoruz dedi. Ama İngiltere Başbakanı bugün yine bir açık çıktı bir açıklama yaptı. İsrail'e tüm silahların satışı değil satışını e, yasaklanması doğru bulmuyoruz. E, kendini neyle savunacak dedi. Bir kısım yasaklanabilir. Avrupa Parlamentosu da enteresandır. Solcu milletvekilleri Filistin desteklisi konuşma yaptı. Gürültü de oradan çıktı zaten. Aşırı sağcılar Avrupa'daki çoğu İsrail destekçisi karşı çıktılar. Büyük tartanlar yaşandı. Avrupa tavır belirleyemiyor bu noktada. Yönetilemez Avrupa diyorum ya. Birçok nokta, birçok noktada giderek ayrışıyor. Ukrayna'da da tıkandılar Avrupalılar. Amerikan seçimini bekliyorlar orada. Bu kış Ukrayna'nın çok ciddi bir tokat yiyeceği görünüyor. Bugün Ukrayna'dan bir açıklama vardı. Ruslar bir bölgeyi daha ele geçirdiler. Doğuda şeklinde Ruslar emin Tosba Tospa, Kaplumbağa gibi ilerliyor ama mesafe kat ediyor. Öyle görüyorum. Kursk'ta da Ukraynalılar habire hücum ediyor. Rusların onu gördüğünü ve Ukraynalılar bu arada oyalanmasını istiyorlar. Öyle görüyorum ben. Yoksa çok çabuk bu işi halletme ihtimalleri daha yüksek. Hava etmiyorlar. Putin'in de işine geliyor. Gördüğüm kadarıyla Rus halkını diri tutuyor. Bak topraklarımız tehlike altında işte biz sadece saldırgan bir ülke değiliz. Onlar da bize saldırıyor diyerekten Rus halkının desteğini arkasına daha da iyi aldığını düşünüyorum. Değerli arkadaşlar Orta Doğu şu an Netanyahu'nun kararına bağlı. Ne olacağına dair. Bir bölgesel savaş çıkma riski var mı? Var. Amerika istemiyor. Bunu söyleyeyim. Şu an istemiyor öyle bir şey. Artı bu iş tatlıya bağlanabilir mi? bağlanma ihtimali var çünkü Amerika Orta ortadoğuda bir stratejisi var, hep bahsediyorum. Bu çöktü. Yani neydi strateji? i̇ran Suudi arabistan düşmanlığı üzerine kuruluydu. Son dönemde Trump'ın İbrani anlaşması da bunun üzerineydi. İsrail netlerini toplayın, İsrail sizi korusun ya da biz sizi koruyalım şeklindeydi. Hamas'ın yetkililerinin arkar ki dünkü 7 Ekim yıl dönümünde yaptığı açıklamalarda vurguladıkları noktada bu zaten Filistini Gaziyi unutup İsrail'le anlaşacaklardı, bunu engelledik diyorlar. Hakikaten de stratejik bir hamle olmuş böyleyse. Büyük kayıplar yaşıyorlar ama dolayısıyla Amerika şu an ne yapacağını bilemiyor benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü Araplar kararlı. Filistin devleti kurulana kadar biz İsrail'i tanımayacağı şekilde. Bir de İran'la ayrışmalarını istiyordu. Hele de Lübnan konusunda daha da ayrışacağını düşünüyordu. Daha da işbirliğine gidiyorlar. Suriye'de Malum e, ilk başta Körfez ülkeleri ayrı bir noktadaydı. İran ayrı bir noktadaydı. İran Esad'ın yanındaydı. Körfez ülkeleri de muhaliflerin yanındaydı. Körfez çekildi. Suriye, Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri bu mücadeleden galip çıkamayacağız diye. Şimdi Suriye'de de bir ortak mutabakat söz konusu olur mu endişeleri başladı. Amerikalılar da gördüğüm kadarıyla. Çünkü Esad Arap Ligi'ne geri döndü. İran'dan endişeliydi ama şimdi İran'ın zaten başı dertte. E, Türkiye var burada. E, muhtemelen bu ay içerisinde büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı ile e, Suriye'de Esad'ın görüşme ihtimali var. Böyle bir görüşme ihtimaline karşı ne yaparlar? Doğal olarak da dedi arkadaşlar Suriye'de bir kargaşa, yeniden bir göç dalgası. Elleri kolları buna uzanır mı? Uzanır. PKK'yı devreye koyarlar mı? Koyarlar. O zaman Rusya ve Türkiye'nin e, Esad ve Körfez'le ayrı bir işbirliği ol olup Suriye'den PKK'nın tamamen temizlenme riski de var. Amerikalılar bunu göze alarak da bu işi daha sınırlı tutacaklardır. Öyle düşünüyorum. İşit biraz önce bahsettim. Afrika'ya doğru gidiyor. Afrika'da Nijerya ben petrolümü kendi paramla satacağım diyor. Bu hiç Amerika'nın kaldırabileceği bir şey değil. Dün Uganda baş, başkanının oğlunun bir açıklaması vardı iki gün önce. Amerikan elçisi diyor ya yarın sabaha kadar özür dilesin ya da ülkeyi terk etsin. Normalde mümkün değildi. Afrika'dan böyle bir şey Mümkün değil böyle açıklamalar. Ama açıklıyor. Mesela şeyde Nijer'de VOA, Amerika'nın Türkçe VOA, Amerika'nın şeyi yani dünya genelindeki medya kuruluşu bir televizyonu varmış Nijerya'da. Bunu 3 ay yasakladı. Şiddeti kışkırtıyorsunuz Nijerya'da şeklinde. Arka arkaya geliyor. Peki Fransa kaçtı gitti. Fransa Vietnam'la şimdi stratejik ortaklık yapmışlar o tarafa yöneldi. Afrika'dan mecburen kaçıyor. Amerika'da Afrika'ya geri yöneldi mi? Yönelir. Neyle yönelir? Terörle yönelir. Afrika'da belli bir süre daha terörün dozunun yükseleceğini önümüzdeki dönem göreceğiz. Temizlenip atılır mı? Atılır. Neden atılır? Çinliler orada. Ruslar orada. Türkler orada. Brezilya orada. Hintliler orada. Ve vücut darbe yapan güçlere herkes silah veriyor. Herkes istihbarat desteği veriyor. Eskisi gibi değil. Eskiden genelde Batı terör örgütlerine teknolojik üstünlük sağlıyordu ama şimdi devletlerde de var bu. Bu nedenle Afrika'da istediklerini alabileceklerini çok da zannetmiyorum. Değerli arkadaşlar başka ne notlar almışım ben sizler için bir bakalım. Ha şimdi kontrol edilemez. Kontrol elden çıkıyor mu? Doğal olarak. da Bölgede kontrol elden çıkma kaygısı var. Burada da kilit isimle netin kontrol edilememezlik hayatımızın içine girdi. Niye girdi o? Çünkü büyük bir değişim yaşanıyor. Bak jeopolitik kavga, savaşlar, ekonomik kavgada bahsetmiyorum. Teknolojik bir değişim var. Teknolojik değişim iletişimde adeta boyut değiştirdi. Yani mesajlaşma programlarıyla insanlar kendi krallıklarını kurdu. Dün size Asya'da Telegram'da ilgili Birleşmiş Milletler raporundan bahsetmiştim. Hillary Clinton'ın eğer sosyal medya şirketlerini kontrol etmezsek toplumu elden kaybederiz, kontrolü kaybederiz diye açıklamaları vardı. Amerikan Cumhuriyetçileri de buna son hileleri onu da kaybediyorsunuz, yapacağınız bir şey kalmadı şeklinde. Kendi mahkemelerde yargılanacaksınız, kendinizi kurtarmak için böyle konuşuyorsunuz şeklinde onlar da öyle yaklaşıyorlar. Amerika'nın içinde. Biz bugün bizim Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması vardı. Gençlerimizi diyor sosyal medyanın dehlizlerinde gidip gitmesine izin vermeyeceğiz diyor. Discord diye bir uygulama var. İçişleri Bakanımızın bir açıklaması vardı bugün. Diyor ki buradaki uygulamalarda şu şu hesaplara baktık hep gençler çıktı diyor. Değerli arkadaşlar devlet kendi nesline kendi gençlerine sahip çıkmazsa buna küreselcilere sahip çıkar. Beyoğlu Belediyesi'nin bugün sosyal medyada gördüm. Gençlere emanet edildiği bir, iki tane kişi var. Bak, 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 baktım. Fransa'dan bir sivil toplum kuruluşuyla ilişkideler. Bu sivil toplum kuruluşu LGBT pompalıyor. Böyle uçuk kaçık şeytani resimler, figürlerle doldurmuşlar sayfalarında. İster CHP, ister AK Parti, ister başka parti olsun belediyelerimizin yurt dışında sivil toplum kuruluşlarıyla iş giderken 3 kuruş para alacağız diye gençleri kime teslim ettiğine dikkat etmeleri gerek. Belediye başkanlarının çoğu bunun ne olduğunu bilmiyor. Yoksa mümkün mü böyle bir izin versin? Beyoğlu da buna dair. Başkanım bunu izin vereceğini zannetmiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın açıklamasındaki gençlerimiz itip gidiyor diyor ya, işlenen cinayetlere baktığımızda son dönemde Türkiye'de uyuşturucu ve sosyal medya var. Sosyal medyada hep diyorum marjinal grup diye artık dünyada bir şey yok. Herkes birbirine etkiler halde bir akım dünyanın her tarafına aynı anda yayılabiliyor. Dolayısıyla anne babalar bunu anlamıyor. Çocuk bilgisayar kullanıyor, çocuk telefon kullanıyor zannediyor, içeriye kapanıyor çocuklar bu burada teknolojinin iletişimi nasıl değiştirip dönüştürdüğü, sosyolojiyi nasıl etkilediği, psikolojiyi nasıl etkilediği, bir de gençler üzerinde dünya çapında bir akıl var mı? Organize bir akıl tüm dünyada aynı anda aynı bir nesil yetiştirmek istiyor mu? Soru bu. Devlet dışı bir aktör. Sosyal medya üstünde bilgisayar oyunları, platformlar, değişik grafik animasyonlarla planlı bir şekilde sadece Türkiye değil, dünya geçtiğini hedef aldı mı? Hangi yöntemlerle hedef alıyor? Dışarıdan bir göz baktığında bunları zaten yakalamaması mümkün değil. Bu nedenle devletimizin buraya daha geniş bir perspektiften bakaraktan olayın sadece teknik boyutu değil, bizim siber şubeler teknik işlere bakarlar. Ama bunun bu burada siber şubelerin yapısını veyahut da siber bir kurum kuracağız diyor ya ha Sayın Hakan Fidan. Burada din adamları, psikologlar, sosyologlar bunun içine alın. Ve dünyayı inceleyin. Dünyanın hangi ülkesinde bir eylem olmuşsa o buraya gelecek. Çünkü network o kadar geniş ki herkes birbiriyle irtibatta ve taklittir. İnsanoğlu moda dediğimiz kavram gibi biri bu yıl moda bu olsun der. Karar verir. Herkes ona uyar. İnsan taklit etmekle şeydir. Özgün değildir genelde insanlar. Bakmayın siz toplumda. Dünyada böyledir bu. Biri yapar. Diğeri de onu Taklit eder. Hatta onu da geçer. Ama aynı şey üzerinden. Dolayısıyla gençlerde de bu hikaye böyle. Yani bu olayın üzerine ciddiye gitmek gerekiyor. Gerçek anlamda toplumlar üzerinde, ulus devletler kontrolü kaybedeceği bir döneme giriyor. Rusya mesela Discord'u bugün yasaklamış. Çok hızlı hareket ediyor Putin. Ruslar. Çinlerde zaten böyle bir dert yok. Çin e, net bir şekilde benim ülkeme bilgisayar oyunu girecekse Çin kültürünün dışında tek kelime dersem yasaklarım diyor. Diyaloglar önemlidir. Şu an dünya genelinde birçok bilgisayar oyunu, yani internette oynanan oyunlar, sosyal medyadaki gruplara baktığımızda satanist bilmem ne birçok şey paylaşıyorlar. Bu da ruh halini bozuyor. Emirli Eğitim Bakanlığımızın dünya kadar bütçesi var. Bu bütçeyle biz gençleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu bütçeyi iki yer kardeşim. Çünkü bu bütçeyle şu an gençlerin kontrolü okullarda değil. Öğretmenlerde değil, gençlerin kontrolü internette, sosyal medyada. O zaman buna yönelik yeni bir yapılanma. Her alanda böyle aslında. Ne diyorum? E, alimler cahil olacak derken anlatmaya çalıştığım. Tabii ki bunun bu e, bir dikkat çeksin diye kurduğum bir cümle bu. Büyük bir değişim var. Kavramsal değişim. Yani dilde bir değişim. İletişimde değişim. Etkileşimde değişim. Bu değişim dünya çapında her aynı anda gidiyor. Sadece bizde değil. Ama bizde son dönemde hükümetin bu konuya çok sık değinmesi, el atması, her alanda çalışma, sevindirici, kontrol altına alınır mı? Elbette alınır. Alınmayacak hiçbir şey yok. Bu Amerika'da da böyle. Avrupa'da da böyle. Sürekli bu konu üzerinde çalışıyorlar. Nobel Fizik Ödülü bugün bir bilim adamına veriliyor. Konu ne biliyor musunuz? Makine öğrenimi yani yapay sinir ağları nasıl öğreniyor? Dolayısıyla üretken yapay zekanın öğrenme noktasında, daha derin öğrenmesinde yönelik çalışmalar yapmış. Bu çağda en önemli şey ne? Yapay zeka artı blockchain artı CRISPR kendi düzenleme teknolojisi artı kuantum teknolojisi. Yani hızlı artık birçok şu an kullandığımız şifreleri önümüzdeki dönem kullanamayacağız. Çünkü çok hızlı çözülecek bu şifreler. Tabii ki ona yönelik de bir güvenlik şeyi getirilebilir. Şu an belki de kullanılıyor. Amerika Birleşik sürekli siber saldırı oluyor. Saklı gizli kalmamış. Federal hükümetin tüm çalışanları geçmişti, tüm veriler gitmişti. Bakıyorum Amerikan hükümetindeki siber saldırılara baktığımda Amerika'nın her şeyi birilerinin gelindi. Çin diyor. Ben zannetmiyorum. Devlet dışı aktörler bunlar. Türkiye'dekiler de öyle. FETÖ üstünden geçmişte verileri almışlardı. Şimdi de siber hackerlık üzerinden saldırı mümkün müdür? Evet. Yani biz sanal güvenliği sağlamaya çalışırken sadece hekirlik değil, toplumun güvenliği, sadece hekirlik değil, gençlerin güvenliği. Bunun için de e, gerekirse sert, kimin ne dediğini umursamadan önlemlerin alınması gerek. Biraz da belediye başkanlarımıza eğitim vermesi lazım. Yani bir belediye, belediye başkanımız bir yabancı kuruluş geldi para vereyim senin çocuklara gençlere dedi hop bir dakika. Gidin onun web sayfasına bakın. Oradaki isimleri sosyal medya hesaplarına bakın. Pedofili, satanist, Efendim LGBT şey varsa kabul etmeyin kardeşim. Alın paranız sizin olsun. Çünkü Batı bedava para vermez. Kadına para vereyim diyorsa kadını suistimal eder. Çocuklara para vereyim çocukları suistimal eder. Zihniyet bu. Halktan bahsetmiyorum. Batı'nın yönetim şeklinden bahsediyorum. Onun içine hücrelerine sırmış, sızmış çok fazla lobiler var. Bunların da kendi ideolojik hesapları var. Bak ne diyorum. Amerika şirketleri üzerinden yıllardır dünyada 170 ülkede askeri üs var. Amerika zenginleşti ama halk o kadar zengin değil. Zengin çok. Şirketler zengin. Fransa'da da öyle. Şirketler zengin. Fransa'da halk daha, durumu daha kötü. Dolayısıyla devletlerin üzerine çökmüş dobiler. Mesela şu an İsrail dünyadaki nüfusu ne? Ama Amerika'da her iki başkanın da, Batı'daki neredeyse tüm başkanlar biat ediyorlar. Yani Hristiyan Batı, bilmiş olduğumuz Batı medeniyeti tamamen kontrol altında alınmış. Nedir bu? İşte lobi yani gizli örgütlerin açıkta neden yalan posta koymasındaki temel neden bu. Yoksa mümkün mü öyle bir postayı koyabilsin? Değerli arkadaşlar Mehmet şey bir açıklaması vardı. Sayın Maliye Bakanımızın diyor ki 280 bin hesap diyor İBAN sanal bahçeler tarafından kullanılıyor. Gençler özellikle sizlere söylüyorum para sıkıntınız olabilir ama bank hesabınızı 3 kuruşa asla kullandırmayın. Bu sizin başınıza büyük işler açar. Dolayısıyla burada devletin üstüne gitmesi gereken şey ne? Tek 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 kim kullandığını bunların bulunması lazım. Ağır cezalar verilmesi lazım. Kamuoyunda yapılan şeyler karşılıksız kalıyor diye bir algı var. Bugün Elon Musk'ın Tucker Carlson'la yapmış olduğu röportajda diyor ki bin doların altındaki hırsızlıklara doğru düzgün ceza verilmiyor. Bu da asayişi bozuyor. Ayrıca diyor birçok suça ceza hafifletildiği için diyor veyahut da birçok suç olması gereken eylem suç kapsamından çıkartıldığı için diyor Amerika'da asayiş bozuluyor diyor. Bunun faturası devlete ağır olur diyor. Bizde de burada radikal karar almak gerekiyor. Burada da TMM'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İsrail gündeminde olduğu gibi yine bir araya gelip konuşulması lazım. Belediye başkanlarına hangi parti olmadan bu konuda ciddi bir eğitim verilmesi lazım. Geçmişte bundan bir 8 yıl önceydi belki de. Yo, 9 yıl önceydi. Bir şehrin birine konferansa gittim. LGBT bayraklarıyla, şemsiyeler, memsiyeler, tüm konferans alanında bir kitap fuarıydı. Örtmüşler. Başkan bu Bilgin var mı dedim. Yok dedi. Anlattım. Böyle bu dedim. Ama hocam bunu lütfen ben hemen toplattıracağım. Sosyal medyada gündeme getirme. Bu bizim cehaletimiz dedi. bilmiyorduk ki bize kimse anlatmadı. Dolayısıyla burada karşılıklı partiler birbirine yüklenmesin. Bu ciddi bir olay. Burada bir istihbarat teşkilatı veyahut da güvenlikle hangi birim buradaysa belediye başkanlarını toplayıp Eğitim vermesi lazım. Yabancı sivil toplum kuruluşlarının, Türkiye'de şu an faaliyet gösteren kuruluşların yurt dışındaki faaliyetlerinden örnek vermesi lazım. Anlatması lazım ya. CHP'de olsa, AK Parti'de olsa, MHP'de olsa bizim insanımız, bizim insanımız sonuçta. Bunlar bilinmiyor. Başkanlar bilmez. Yoğundur başkanlar. işi var, gücü var. Yanına bir danışman oluyor. Bu çocuk yurt dışında olmuş, gelmiş diyorlar. Çocuğun da aklı bir karış havada. Neyin içinde olduğunu bilmez. Onlara teslim ediliyor genelde. Dolayısıyla teknolojinin teknik yönü değil sosyolojik yönü Türkiye'nin gündemine oturdu. Bu önemli bir şey. Bunu yıllardır anlatıyordu. Mutlaka el atılması lazım diye. Ancak işte böyle vahşi cinayetler ve kızlarımız işte şu son iki kızımızda olduğu gibi gençlerimiz telef olduktan sonra Türkiye'de bir sıkı bir bu anlamda sıkılaşmanın gerektiğini söylüyorum. Hele hele de çıkıp siz benim kim olduğumu biliyor musunuz deyip benim arkamda şu var bu var diyenlere de aynısını yapılması lazım. Hiç e, müsamaha gösterilmemesi lazım. Daha önce sizlere örnek vermiştim. Moskova'da asla hiç dağılmış. Putin önleyemiyor belediye başkanı. Gidiyor. Bir, bir en iyi şehir hangisi gidip gezmiş. En disiplinin asayişinin olduğu. O şehrin belediye başkanı. Şimdi unuttum. Aklımdaydı. Moskova'ya seni belediye başkanı olarak atlayacağım. Burada yaptığını orada da yaptı. O da diyor ki kabul ama bir şart var. Nedir? Siz dahil hiç kimseye müdahale etmeyeceksiniz diyor. Moskova'ya geliyor mum gibi yapıyor. Yani asayiş anlamında. Dolayısıyla şu an görüyoruz dışarıda kızlarımız yürüyemiyor belli bir saatten sonra. Bu ne biçim iş? Bu bizim utancımızın olması lazım aynı zamanda. Bunun nedeni değerli arkadaşlar siyasetle mevcut 21. yüzyılın uyuşmaması. Kavramlar eski. Teknolojiyi tanımıyorlar. Bunda da yadıkamıyorum. Eğitilmesi lazım. Yani ayrı ayrı üşülmeden eğitilmesi lazım. Belediye başkanlarının eğitilmesi lazım. Siyasetçilerin eğitilmesi lazım. Bürokratların eğitilmesi lazım. Ama kendi iç gündemleri çok yoğun. Doğal olarak da nereden bilgi alacak? Bir de bir A partisi onu dese B partisi yok canım diyor. C partisi hadi oradan işine bak diyor. Bu milli güvenlik meselesi ve Türk milletinin geleceğini ilgilendiren bir problem. O nedenle parti ayrımı burada yapmamak gerekiyor. Değerli arkadaşlar hangi partiden olursanız olun altını çiziyorum. Bu çok önemli bir konu. Dünyada hızlı bir değişim var. Jeopolitikada var. İşte Savaşları görüyoruz. Ukrayna'da, Orta Doğu'da yarın nerede patlak vereceği çok belli değil. Terör eylemleri giderek artacak. Türkiye'de istihbarat teşkilatlarımızın açıklamalarına bakıyorum ben çok fazla önlem bir intihar bombacısı PKK'nın yakalamışlar. İŞİD'in bombacısını yakalıyor. Bunlar arka arkaya olan olaylar sürekli. Birileri üzerimizde çok ciddi oyun oynuyor. Atlatılır mı? Elbette atlatılır. Bu devlet neler üstesinden geldi? Bunu da atlatacaktır. Bundan hiç şüphem yok. Ama şunu söyleyeyim. Yetim hakkı kamuda uzanan eller var ya eninde sonunda kırılacaktır. Bundan da benim hiç şüphem yok. Çünkü Türk milleti küllerinden daima yeniden doğmasını bilmiştir. Bizim e, daha milli bir milli bir problem olarak da birçok konuyu masaya yatırmamızın zamanı geçti. Cezasızlık algısının Adalet Bakanı'nın iki gün önce açıklamalara vardı. Gayet yerindeydi. Aynen bunu söylüyor. Cezasızlık algısını gidermek için birçok düzenlemeler yapayım. Madde madde şimdi aklımda değil. Çok güzel maddelerdi. Her neyse yine size konuşmaya başladı. Vakit geçmiş değerli arkadaşlar. Ne diyoruz? Alemin bir sahibi var. Olacak olan da olur. Her şey bize sorulmaz insanlara. Biz insanlar yaşadığımız dönemde sorumluyuz. Vicdanlılar, merhametliler, yardım edenler ve arkada ne tarafında olalım. Bugün de bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.